Bu konu sulu çözeltilerin dengesi, suyun otoiyonizasyonu. Şimdi arkadaşlar, su, saf su, normalde H2O, suda çok az iyonlaşan hidrojen artı OH iyonları çok az iyonlaşıyor. Hatta ısı alarak yapılıyor bu işlem. Ve bu işlem böyle çok az iyonlaştığı için biz saf suya hani elektrolit değildir de diyebiliyoruz. Yani saf su elektriği iletmez, bu denge tepkimesinden dolayı böyle diyebiliyoruz arkadaşlar. Ya da çok çok az elektriği iletir diyoruz. Neden? Çünkü iyonlarına ayrışması çok çok düşüktür arkadaşlar. Çok çok az iyonlarına ayrışır. Yani suyun kendi kendine iyonlaşmasına da suyun otoiyonizasyonu diyoruz. Kendi kendine iyonlaşması tepkimesine otoiyonizasyonu diyoruz. Ya şu şekilde yazılır, bak şu H2O artı H2O, ya da benim yazdığım gibi H artı OH şeklinde yazabiliyorsunuz. Bu H3O, yani hidronyum iyonu arkadaşlar, H iyonu şeklinde de söylenebilir arkadaşlar. İkisi aynı şeydir diyebilirsiniz gençler. Şimdi bakın, su molekülleri kendi başlarına, yani endotermik bir tepkime ile iyonlaşmaları çok çok düşük olduğu için 25 santigrat derece bir atmosferde arkadaşlar, 25 santigrat bir atmosferde, yani oda koşullarında hidrojen iyon derişimi ile arkadaşlar OH iyon derişiminin çarpımı her zaman 10 üzeri eksi 14'tür arkadaşlar. 10 üzeri eksi 14'tür. Nerede? 25 santigrat bir atmosferde. Eğer sıcaklık ve yani ortam değişirse, özellikle sıcaklık değişirse, bu 10 üzeri eksi 14 de değişebilir diyoruz. Buna Ka diyoruz. Ka ya da Ka su. İkisi aynı şey. Bunlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 diye kabul edilir diyoruz. Peki bu Ka sudan nereye gideceğiz arkadaşlar? Bu Ka sudan biz pH ve pOH ölçümüne doğru gideceğiz. Bakın arkadaşlar, eğer H iyon derişimi ile OH iyon derişimi böyle bir grafikte verilirse, H iyon derişimi ile OH iyon derişiminin çarpımı her zaman 10 üzeri eksi 14 ise, bakın 10 hidrojen 10 üzeri eksi 5 ise OH kaç olur? 10 üzeri eksi 9. Neden? Çünkü ikisinin çarpımı, bu noktada çarpımı nedir? 10 üzeri eksi 14'tür. 10 üzeri eksi 7'de hidrojen iyonuyla OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 olduğu zaman arkadaşlar, bu nötr bir çözeltidir diyoruz arkadaşlar. Hani hatırlarsanız pH 7 olduğunda biz çözeltiye ne diyorduk? Nötr diyorduk. Şimdi pH nasıl ölçülüyor? Önce ondan bahsedeyim biraz. pH eksi logaritma hidrojen iyon derişiminden bulunur arkadaşlar. pOH ise arkadaşlar eksi logaritma OH iyon derişiminden bulunur. OH iyon derişiminden bulunur. Yani eğer hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 olursa pH arkadaşlar diyoruz ki eksi logaritma 10 üzeri eksi 7. Siz logaritmayı görmemiş olabilirsiniz. Eksi 7'yi başa alıyoruz. pH eşittir 7 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 her zaman 1'dir. O da eşittir 7 olur. pH ve pOH toplamı her zaman nedir arkadaşlar? 14'tür. Nereden biliyoruz? H çarpı OH 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre H çarpı OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 14 ise arkadaşlar pH ile pOH'ın toplamı her zaman 14'tür. Bunu unutmayın. Her zaman dediğim şartlarımız 25 santigrat bir atmosferdir arkadaşlar. Bu notu özellikle bu şekilde çıkardım. Arkadaşlar şimdi bu grafikten bir sürü şey çıkarabiliyoruz ve bununla ilgili sorular da geliyor. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Aha. Evet. Kimse sesimi kessin. Tamam, sesi kestim.
Şimdi arkadaşlar, eğer hidrojen iyon derişimi, hidrojen iyon derişimi büyüktür OH iyon derişimi olursa çözelti asidiktir arkadaşlar. Asidiktir. Nereden biliyoruz? Bak, hidrojen kaçtır? 10 üzeri eksi 5. OH kaçtır? 10 üzeri eksi 9. Peki 10 üzeri eksi 5 büyük değil midir 10 üzeri eksi 9'dan? Evet, öyledir. Dolayısıyla bu çözelti nasıl bir çözeltidir? Asidiktir. Yani biz bu tarafa doğru gittiğimizde asidik olur, aşağıya doğru geldiğimizde bazik olur. Nereden anlıyoruz? Bakın, OH 10 üzeri eksi 5 alırsam H 10 üzeri eksi 9'dur. Eğer OH iyon derişimi arkadaşlar büyüktür, H iyon derişimi olursa çözelti bazik olur arkadaşlar. Eğer arkadaşlar H iyon derişimi büyüktür 10 üzeri eksi 7 olursa çözelti asidiktir. Eğer H iyon derişimi küçüktür 10 üzeri eksi 7 olursa çözelti baziktir diyoruz arkadaşlar. Bak tekrar ediyorum. Burası önemli. Hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminden büyük olursa çözelti ne olur? Asidik olur. Eğer H iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse yine çözelti asidik. Ama OH iyonu H'dan büyük olursa çözelti bazik. OH büyüktür 10 üzeri eksi 7 olursa çözelti bazik olur diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, buyurun. Biz ders yapıyoruz. Ders yapıyoruz. Siz oturun, ben geleceğim. Ama biraz uzun sürecek. Bir yarım saat falan sürer. Tamam. Tamam. Ve 10 dakika isterseniz dolan. Ben ders bitireyim. Ders işliyorum o yüzden. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, tekrar söylüyorum. pH ve POH kavramı, biraz önce anlattığım şey. Arkadaşlar, pH hidrojen iyonunun logaritmasını alıyoruz. Yani eksi logaritma hidrojen iyon derişimi diyoruz. POH ise arkadaşlar eksi logaritma OH iyon derişimi diyoruz arkadaşlar. Eksi logaritma OH iyon derişimi diyoruz arkadaşlar. Bakın, pH'da POH iyon derişimleri bu şekilde bulunur. Bakın, pH, H iyon derişimlerinin eksi logaritması, POH, bakın, H iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 verilirse pH'ı nasıl bulunur? pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Eksi 3'ü başa alıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. pH eşittir arkadaşlar 3 çarpı logaritma 10. Biraz önce de bahsetmiştim. Logaritma 11'dir. Ve dolayısıyla pH eşittir 3 olur. POH kaçtır arkadaşlar? O da 11'dir. Nereden biliyoruz? Çünkü ikisinin toplamı her zaman 14'tür diyoruz arkadaşlar. pH ile POH'ın ikisinin toplamı 25 santim oda koşullarında her zaman 14'e eşittir diyoruz. POH için de aynı şey. OH iyon derişiminin eksi logaritmasıdır arkadaşlar. 10 tabanına göre logaritma alıyoruz. Mesela bir örnek vermiş. OH 10 üzeri eksi 5 ise POH'ı nasıl buluyoruz arkadaşlar? POH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten. POH eşittir 5 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 1'dir. POH eşittir 5 olur. Peki pH ne olur arkadaşlar? O da 9. Neden? Çünkü ikisinin toplamı 14'tür arkadaşlar. Şimdi pH ile POH ile ilgili size bir şeyler söyleyeyim. Şeyler anlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. pH eğer büyüktür 7 olursa, pH büyüktür 7 olursa çözelti baziktir arkadaşlar. Çözelti bazik. Eğer pH küçüktür 7 olursa çözelti asittir. Eğer pH eşittir 7 olursa arkadaşlar çözelti nötrdür diyoruz. Bakın, bazen şöyle bir şey çiziyorlar. Bu 7, burası 0, burası 14.
bu pH metremiz. Eğer bu aralıkta ise 0 ile 7 aralığında ise asit, eğer tam 7 ise nötr arkadaşlar. Bu aralıkta ise baz diyoruz. 7 ile 14 aralığında ise bazdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın zaten vermiş. pH metre, bakın bu taraf asidik. 7'den küçük olan 0 ile 7 arasında. 7 ile 14 arasında bazik. Tam 7'de nedir arkadaşlar? Nötrdür diyoruz. pOH metre ise tam tersidir arkadaşlar. Buraya 0 yazıyorsunuz, bu tarafa 14 diyorsunuz. Yani pOH eğer 0 ile 7 arasında olursa baz, burası bazik olur, burası asidik olur. Yani tam tersi diyebilirsiniz bu işi. Şimdi bakın, asidik çözeltilerde biraz önce de söylemiştim arkadaşlar. Asidik çözeltilerde NH yani asidin mol sayısı büyüktür NOH yani bazın mol sayısından büyükse çözelti asidik olur arkadaşlar. Bazik çözeltilerde ise arkadaşlar bu NH artıdır. NOH büyüktür NH olur arkadaşlar. NOH büyüktür NH olur. Bu da bazik bir çözeltidir. Yani eğer bir çözeltide asidin mol sayısı bazın mol sayısından büyükse çözelti asidiktir. Bazın mol sayısı yani NOH büyüktür NH olursa çözelti asidiktir diyoruz. Zaten örneklerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi konuyu biraz daha anlatayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Mesela kuvvetli asitle kuvvetli baz. Çünkü biz bu konuda aynı zamanda zayıf asit ve bazları da işleyeceğiz. Tampon çözeltileri, hidrolizi işleyeceğiz. Haftaya onu işleyeceğim. Şimdi bak, kuvvetli asit ve kuvvetli baz ne demektir? Önce onu bilelim. Suda %100 iyonlaşan asit ve bazlara kuvvetli asit veya baz diyoruz. Yani siz bir asidi diyelim ki hidrojen bromürü suya attığınız zaman eğer tamamı iyonlaşıyorsa, hidrojen ve brom iyonlarına ayrışıyorsa biz buna kuvvetli asit diyoruz. Mesela diyelim ki burası 10 üzeri eksi 2 molar ise eğer tamamı suya geçmişse 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2 olmuşsa bu çözelti ya da bu HBr hidrojen bromür çözeltisi kuvvetli asittir diyoruz. Nereden anlıyoruz kuvveti? Çünkü tamamı iyonlaşmış. Yani 10 üzeri eksi 2 suya attım. 10 üzeri eksi 2'nin tamamı suda iyonlaştı. Eğer bu 10 üzeri eksi 2 değil de burası 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 6 olursa yani daha küçük olursa o zaman zayıf asit olur. Mantığı böyle kuracağız. Diyelim ki bir baz düşünelim. Potasyum hidroksit düşünelim. Yanda da örnekler var. Farklı örnek vereyim diye yapıyorum. Potasyum artı OH iyonlarına ayrışır. Diyelim ki burası 10 üzeri eksi 1 molardır. Eğer potasyum da 10 üzeri eksi 1, OH da 10 üzeri eksi 1 olursa arkadaşlar bu çözelti de kuvvetli baz çözeltisidir diyoruz. Peki nereden anlıyoruz? Çünkü 10 üzeri eksi 1'in tamamı suda iyonlaştı diyoruz. Suda tamamen iyonlaşan asit ve bazlara ne diyoruz? Kuvvetli asit ve kuvvetli baz diyoruz ve diyelim. Şimdi bakın sorular gelmiş. Bu soruları yavaş yavaş siz de elinize kalem defteri alın. Yavaş yavaş çözelim. Bakın arkadaşlar hidrojen iyon değişimi 10 üzeri eksi 4 molar verilmiş. Bizden OH'ı, pH'ı ve POH'ı istemiş. Bakın dikkat edin oda koşulları demiş. Eğer oda koşulları demese biz bu soruyu çözmeyiz. Çözemeyiz ya. Niye? Çünkü oda koşullarında hidrojen iyonuyla OH iyon derişimi 11 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür arkadaşlar. Şimdi hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 4 mü? Evet. OH'ı bulabilir miyim? Bulurum arkadaşlar. Eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. OH iyon derişimi eşittir arkadaşlar. Nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 4. O da eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bakın OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 10 buldum arkadaşlar. Nereden? İkisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olduğu için. Peki pH'ı bulalım.
pH nedir arkadaşlar? Hidrojen iyonun eksi logaritması eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonu kaç? 10 üzeri eksi 4. Peki ne yapıyorduk bunu? pH eşittir arkadaşlar. 4'ü başa alıyorduk. 4 çarpı logaritma 10. Logaritma 11 olduğuna göre pH 4. Peki pH'ı nasıl buluyorduk arkadaşlar? İkisinin toplamı 14'tü. Oradan da bulabilirsiniz. 10 diyebilirsiniz. Veya eksi logaritma 10 üzeri eksi 10 da diyebilirsiniz. pOH eşittir 10 çarpı logaritma 10. Logaritma 11 olduğuna göre o da 10'dur diyoruz. pOH kaç? 10 diyoruz. Şimdi bunların tek tek şeylerine bakalım. Bak görüyorsunuz OH 10 üzeri eksi 10. Yerine bakalım. pH eksi logaritma 4. pOH eksi logaritmadan o da arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç? 10'dur. Biz de aynı şeyi bulduk diyelim. Şimdi bakın bir soru daha burada. Gençler ilgiliyor değil mi? Anlıyor muyuz? Anlaşılmıyorsa chat yazabilirsiniz. Sesinizi kestim ama isterseniz el kaldırın sesinizi açabilirim. Şimdi bakın pH'ı 13 olan herkes çözmeye çalışsın bu ara. pH'ı 13 olan 20 litre. pH 13 ise çözelti baziktir. Neden? Çünkü pH 7'den büyük verilmiş. pH 7'den büyükse o zaman pH artı pOH 14 ise arkadaşlar ve pH 13 ise pOH kaç olur? pOH 1 olur. Peki OH iyon değişimi kaç olur? 10 üzeri eksi 1 molar olur. Yani 0,1 molardır aslında. Peki 10 üzeri eksi 1 molar. 10 üzeri eksi 1 molar. Eşittir. N bölü V. V kaçtır? 20 litre. 20 kere 0,1 2 değil mi? N eşittir 2 moldur. Peki grama dönüştürebilir miyiz? Evet. Grama da dönüştürelim. N eşittir M bölü MA. Değil mi arkadaşlar? N eşittir M bölü MA. Yalnız burada bir şey daha var. Şunu da bilmemiz lazım. Bu kalsiyum hidroksiti iyonlarını ayrıştırmamız lazım. Yani şöyle kalsiyum artı 2 artı 2 OH. Bizim bulduğumuz OH iyon derişimini bak şu 2 mol buranındır ha. Şu 2 mol burasıdır. OH'tır. Peki kalsiyum hidroksit kaç olur arkadaşlar? 1 mol. Bak burası 2'dir. Burası 1 olduğu için burası 1 mol olur. Yani 1 mol eşittir M bölü M'si kaç? Kalsiyum 40. 16, 17, 34 değil mi? 40 artı 34. O da eşittir. 74 olur. O zaman 74 kütle eşittir. 74 gramdır diyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçi bu kalsiyum hidroksiti 0,1 molar doğru. Kalsiyum 0,05 molar. Molardan yapmış. Burada hata var. Şurası hatalıdır arkadaşlar. Değil mi? Mol, molar eşit değildir M bölü M'a. Mol eşittir M bölü M'a. Dolayısıyla o 10 üzeri eksi 1'in üzerinden gitmiş. 10 üzeri eksi 1 eşittir M bölü M'a demiş. Dolayısıyla orada hata yapmış. Doğru cevap 74 gramdır diyoruz. Bakın başka bir soru. 0,01 mol H2SO4 20 litre OH'ın derişimini bulunuz. Arkadaşlar H2SO4'ün iyonlarını ayrıştıralım. 2 hidrojen artı SO4 eksi 2'dir arkadaşlar. Şimdi burası 0,01 mol ise H kaçtır? 0,02 mol olur arkadaşlar. Değil mi? Peki H'ın derişimini bulabilir miyiz? Bakın mol verilmiş 0,02 bölü 20 litre bölü 20. O da eşittir. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 molardır. Yani hidrojen iyonumuz kaçtır? 10 üzeri eksi 3 molar. Peki hidrojen çarpı OH kaç olur arkadaşlar? Eşit değil midir 10 üzeri eksi 14'e? Peki hidrojenimiz 10 üzeri eksi 3 çarpı OH eşittir
10 üzeri eksi 14. OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 11 olur diyoruz arkadaşlar. Cevabına bakalım. Evet, 10 üzeri eksi 11 molardır. Anlaşılmayan bir şey var mı? İnşallah yoktur. Evet, başka bir soru. Bu sefer pH'i istiyor. Bakın, pH eksi logaritma hidrojen iyon derişimidir. POH eksi logaritma OH iyon derişimidir arkadaşlar. Şimdi bize gram verilmiş. Biz molu bulacağız. Sonra molariteyi bulacağız. Sonra POH'ı ve pH'ı bulacağız. NaOH olduğu için önce POH, sonra pH'ı bulacağız. Bakın arkadaşlar, mol eşittir M bölü MA. Şimdi kütlemiz kaç? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram. Bölü molekül ağırlığı kaç? 40. 8'i 4'e böl 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldur arkadaşlar. Yani molumuz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Peki biz molariteyi bulabilir miyiz? Buluruz arkadaşlar. Molarite eşittir M bölü V'dir arkadaşlar. N'imiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bölü hacim kaç? 0,2 litre. O da eşittir. İkiler birbirini götürür. 10 üzeri eksi 2 molardır. Peki bu bulduğumuz nedir? Sodyum hidroksittir. Yani NaOH'ın molaritesini buldum arkadaşlar. Sodyum artı OH'ı buldum arkadaşlar. Bakın burası kaç? 10 üzeri eksi 2. Peki OH kaç olur? 10 üzeri eksi 2. Peki biz buradan POH'ı bulamaz mıyım? Bulabilirim. POH ne eşittir arkadaşlar? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den 2'yi başa alın arkadaşlar. POH eşittir 2 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 1'dir. Dolayısıyla POH eşittir arkadaşlar 2 diyebilirsiniz. pH kaç olur? Toplamı 14 olduğuna göre 12 olur. pH'ı 12'dir diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Gördüğünüz gibi cevap 0,08'i bölü 40. Diğerinde yanlış yaptım. Molarite eşittir demişti. Bak burada doğru yazmış. M bölü M'a yazmış. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol biz de bulduk burada. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 0,2'ye bölmüş biz de böldük. 10 üzeri eksi 2 molar. OH buysa H 10 üzeri eksi 12'dir. Dolayısıyla pH 12'dir. Bir ses duydum. Var mı arkadaşlar bir soru? Yok. Tamam. Başka bir soru. Evet. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan HCl gazı 200 mililitre çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin pOH'ı. Bu asittir. Önce pH'ı bulacağız. Daha sonra pOH'a döneriz. Şimdi arkadaşlar normal koşul demek 1 mol 22.4 litre değil mi? Demek ki verilen hacim 5,6 bölü 22.4 diyoruz arkadaşlar. Evet, biri Yasin. Ses el mi kaldırdın? Dur bakalım sesini açalım. Evet, evet. Evet arkadaşlar konuşabilirsiniz. Yasin sorabilirsin şimdi. Yasin sesi açtım. Bir şey soracaksan sor. Yok tamam. Şimdi arkadaşlar 1 mol normal koşullarda 22.4 litredir arkadaşlar. Peki 5.6 litre kaç mol eder? 5.6 bölü 22.4 o da 0,25 moldur diyor. Peki molarite nasıl bulunurdu arkadaşlar? Molarite eşittir M bölü V'dir arkadaşlar. Yani mol bölü litre. O da 0,25 bölü litre. O da 0,25. O da 1 molardır arkadaşlar. Demek ki HCl arkadaşlar ayrıntılı anlatıyorum. H artı Cl bunlar 1 molardır. 1 molar 1 molar.
Eğer bu 1 molarsa H, 1 molarsa biz pH'ı bulabilir miyiz? Buluruz arkadaşlar. Bakın pH nasıl bulunur? Eksi logaritma 1 moları nasıl yazabiliriz? 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1 değil mi arkadaşlar? 0'ı başa alırsak 0'la neyi çarparsak 0 olur. Demek ki pH nedir arkadaşlar? 0'dır. Peki ikisinin toplamı 14 olduğuna göre pOH kaç olur arkadaşlar? 14'tür diyoruz. Çünkü pH ile pOH'ın toplamı her zaman 14'tür. Dolayısıyla pOH 14'tür diyebilirsiniz. Görüyorsunuz cevabı bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmadı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Güzel bir konu, onu size söyleyeyim. Şimdi bakın, 25 santigrat derecede asit ve bazların sulu çözeltileriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Diyor ki H 10 üzeri eksi 3 ise, H 10 üzeri eksi 3 ise 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 7'den büyükse ne demiştik arkadaşlar? Eğer H büyüktür 10 üzeri eksi 7 ise çözelti asittir demiştik. Yazmıştım eğer yazmışsanız. H küçüktür 10 üzeri eksi 7 olursa baziktir arkadaşlar. Eşittir 10 üzeri eksi 7 olursa nötrdür diyor. Bakın 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 7'den büyüktür, baziktir demiş, yanlıştır. Biz doğruyu arıyoruz. pOH 1 ise arkadaşlar OH kaç olur pOH 1 ise? OH 10 üzeri eksi 1 olur. H ise 10 üzeri eksi 13 olur. Doğrudur. Ha pardon, çözelti kuvveti asit diyor, yanlıştır. Asidik demese doğruydu ama kuvvetli asidiktir demiş. Bu da yanlış. OH 10 üzeri eksi 9 ise pOH 9'dur. pH 5 olur. Değil mi arkadaşlar? pH 9'dur demiş. Aynen. Buraya gitti. Yine konuşan var. Var mı bir soru arkadaşlar? Yok hocam. Tamam. Nasılsınız varsa hocam? Teşekkür ederim. Zeynep sen nasılsın? İyiyim hocam. Öyle oruçlu, susamışım. Susamış mısın? İyi gidiyor. Aynen. Evet. Ama bak asit bazları dinliyorsun. Aynen. Değil mi? Bunları ben çalışmıştım. Evet, anladın mı konuyu? Evet. Güzel bir konu ha. Eğlenceli bulmaca gibi. Evet. Başlarsak tekrar anlatacağım, bir şey olmaz. Neye bakıyoruz? OH 10 üzeri eksi 7 molarsa pH 7'dir ve çözelti nötrdür diyor. Doğrudur değil mi arkadaşlar? Doğru. Diyarbakır doğru cevaptır. Diğerleri yanlış cevaplardı. Cevaba bakalım. Diyarbakır'dır diyor. Zaten bunu ben yazmıştım hatırlarsanız. Başladığımız konuyu anlattığım noktalarda söylemiştim. Şimdi bakın. Evet. Arrhenius asit baz tanımı. Bu asit baz tanımına geldim. Bunu da anlatayım. Zaten 5-6 dakikamız var. Onu da ondan sonra bitiririz. Şimdi arkadaşlar, Arrhenius asit baz tanımı en basit asit baz tanımıdır. Yani sizin ortaokulda gördüğünüz asit baz tanımıdır. Eğer suya attığınızda bir madde hidrojen iyonu veriyorsa asittir. Bak asit, asit. OH iyonu veriyorsa bazdır. Yani bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu nereden anlıyoruz? Arrhenius'a göre eksik bir tanımdır, onu da söyleyeyim. Dar kapsamlıdır. O yüzden yeni başka tanımlar çıktı. Suda çözündüğünde eğer hidrojen iyonu veriyorsa asit diyoruz, OH iyonu veriyorsa baz diyoruz arkadaşlar. Mesela size desem ki HNO3 suya attım. Hidrojen iyonu artı NO3 verdi arkadaşlar. NO3 iyonu verdi. Şimdi bu nasıl bir maddedir? Asittir. Asit. Neden? Çünkü hidrojen iyonu verdi dışarıya. Diyelim ki kalsiyum ya da sodyum hidroksit suya attım. Sodyum hidroksiti. Sodyum artı OH iyonu veriyor arkadaşlar. Bu da OH'tan dolayı nedir? Bazdır diyoruz arkadaşlar. Bunun açıklamadığı asit baz tanımı şey yok mu? Var arkadaşlar. Var. Dar kapsamlı olduğu için zaten onun yerine Bronsted-Lowry asit baz tanımı çıkmış. Şimdi onu anlatacağım. Bronsted-Lowry asit baz tanımında ise hidrojen veren yani proton,
hidrojen proton demektir. Hatta bazı yer kitaplarda H3O da geçer arkadaşlar. O da doğrudur. Bu da protondur. Proton, H proton, tamam mı? Bu ikisi de protondur. Proton veren maddelere, asit alan maddelere baz diyoruz arkadaşlar. Proton veren maddelere asit, alan maddelere baz. Tanım kısa. Hidrojen veriyorsa asit, alıyorsa baz. Şimdi bakın, birkaç örnek verelim. Ondan sonra daha iyi anlaşılır. Mesela HCN ile H2O suya tepkimeye girmiş. Hidrojen buradan buraya aktarılmış, bir H3O oluşmuş değil mi? Yoksa oluşur mu? Oluşmaz. Peki, hidrojen veren madde bu nedir? Asit 1 diyoruz arkadaşlar. Peki, hidrojen alan H2O olduğuna göre buna ne diyoruz? Baz 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi tepkimeyi bu sefer tersinden düşünelim arkadaşlar. Bakın, buradan bir hidrojen aktarılacak ki HCN oluşsun değil mi? Hidrojen veren asit, asit 2 diyoruz. Bu da baz 1, aldığı için baz 1. Yani asit 1 ile baz 1. Yani HCN ile arkadaşlar CN yani siyanür konjüge veya eşlenik asit baz şeklidir. Eşlenik asit baz. Ya eşlenik asit baz şu demek arkadaşlar. Şu HCN asidinin eşi siyanürdür. Eşlenik bazı siyanürdür. Diğeri H3O asidinin H3O asidinin eşlenik bazı, bak buyla bu, A2 ile B2. H2O'dur arkadaşlar. Eşlenik asit baz çiftleridir. Eşlenik asit baz çiftidir diyoruz arkadaşlar. Bak bir örnek daha. Arkadaşlar hemen altında. Bu sadece bir tarafını anlatmış. Ben her iki tarafını da anlatıyorum ki anlaşılsın. NH3 H2O. Bakın buradan bir hidrojen aktarılacak ki buraya NH4 oluşsun değil mi? Yoksa oluşur mu? NH3 NH4'e nasıl dönüşür? Hidrojen alarak dönüşür. Hidrojen alan neydi? NH3 nedir? Hidrojen alan baz. Baz 1 diyelim. Peki hidrojen veren H2O'dur. O nedir? Asit 2 diyelim. B1A2. Peki şu taraftan bakarım bu sefer arkadaşlar. NH4 o H'a bir hidrojen verecek ki su oluşsun değil mi? H2O. Hidrojen veren asit, asit 1. Bu baz 2 diyoruz. Bakın A1 ile B1 yani NH3 ile NH4 konjügedir. Su ile OH konjügedir. Dikkat edin bu burada H2O asit oldu. Burada ise bazdır. Demek ki su nasıl bir maddedir arkadaşlar? Su amfoter. Amfoter. Evet amfoter bir maddedir gördüğünüz gibi. Bak burada asit oldu, burada baz oldu. Hem asit hem baz özelliği gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bu alt örneği de vereyim. Ondan sonra da konumuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi bakın. HCO3, H2O. Buradan bir hidrojen buraya aktarılmış mı arkadaşlar? Aktarılmış. Buna ne diyoruz? Asit 1 diyelim. Peki alan nedir? Baz 2 diyelim. Şimdi bu taraftan bakalım arkadaşlar. Tepkime bu taraftan da bakabiliriz. H3O. Buraya bir hidrojen aktaracak ki HCO3 oluşsun. Hidrojen veren neydi? Asit 2. Alan neydi? Baz 1. Bak A1 ile B1, A2 ile B2 nedir arkadaşlar? Konjüge asit baz çiftleridir diyoruz arkadaşlar. Konjüge veya eşlenik. Konjüge Fransızcadan geliyor. İkisi de kullanılıyor. Yani karşılaşırsanız kafanız karışmasın. Arkadaşlar hidrojen veren asit, hidrojen alan bazdır diyoruz. Hidrojen veren, HCO3 hidrojen vermiş asit, H2O almış baz. H3O yani hidronyum iyonu, hidrojen vermiş asit, alan karbonat bazdır. Peki A1 ile B1, A2 ile B2 birbirinin neyidir? Konjüge asit baz ya da eşlenik asit baz çiftleridir diyoruz arkadaşlar. Bakalım yine aynı konjüge asit baz veya bak söylediğim şeyi burada tekrar açıklamış. Bakın dikkat edin. NH3 buradan bir hidrojen H2O NH3'e bir hidrojen veriyor. NH4 olsun diye. Hidrojen veren asittir. Hidrojen alan bazdır. NH3 bazdır.
NH4 bir hidrojen veriyor. Veren asittir, alan bazdır. Asit 1 ile baz 1, asit 2 ile baz 2, konjüge veya eşlenik asit baz çiftleridir diyoruz arkadaşlar. Bir dakikadan az zamanımız kaldı. Gençler kendinize çok iyi bakın. Haftaya bunlarla ilgili soruları çözeceğim. Aynı zamanda zayıf asit ve bazları. Bundan sonraki konumuz daha basit. Zayıf asit baz, tampon ve hidrolizi işleyip bu konuyu da bitireceğim arkadaşlar. Eğer Haziran'da açarsak da zaten beraber işleyeceğiz umarım. Var mı bir isteğiniz? Konuşabilirsiniz. Ders bitti. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hem her an kesilebilir diye.